Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Maraton GSM Teknik Servis ve Eğitim Hizmetleri ofisimizden sizlere sesleniyorum. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan sevgili dostlar. Bu derski konumuz yine bir konnektör serisi. Konnektörlerde de ara film üzerinde bulunan konnektörler kırık olduğu durumlarda veya değişmemiz gerektiği durumlarda bu konnektörü nasıl değişeceğiz onu göreceğiz. Aynı zamanda da benzeri olan ekran üzerinde bulunan ekran film üzerindeki konnektörlerin değişimini mikroskop ekranında göreceğiz sevgili dostlar. Yapacağımız işlem ve yol haritamız şu şekilde. Bir adet havya ihtiyacımız var. Havyamızın sap kısmını kullanacağız. Daha doğrusu ucunu değil. Bu sefer kullanacağımız bölüm havyamızın rezistans bölümünün olduğu şu kısmı kullanacağız arkadaşlar. Şurada rezistans var. Bu bölge ısınıyor. Burayı mikroskopun altına yatırıyorum. Ve üzerine filmimizi koyup alttan ısıtmak suretiyle değişimi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Iskartadan alıp kırık olan yere sağlam konnektörü taktığımızı hesap edebilirsiniz. Mantığımız bu şekilde. Yapımı da bu şekilde zaten. Olayımızı ayarlıyoruz. Havya sıcaklığımız 380, 390, 400 bu civarda olabilir. Biraz daha uzaktan görelim. Şu anda havya sapımızı görüyoruz. Konnektörümüzü, flaksımızı sürdük. İlk önce ara film üzerindekini görelim nasıl yapacağız. Kolay bir şekilde nasıl sökeceğiz ve takacağız arkadaşlar. Onu görelim. Yine ekran filminde de aynı şeyi yapacağız. Farklı bir sistem yok. Şöyle görüntüyü de netleyelim. Biraz daha yakın çekim yapalım. Daha güzel görüntü üzerinden görmenizi istiyorum. İlgili bölgeyi ayarladık. Havyamız ayarlı, mikroskop ayarlı. Flaksımızı sürdük. Ara film üzerindeki konnektörümüzün kırık olduğunu farz edin veya ekran film üzerindekinin kırık olduğunu farz edebilirsiniz. Buradaki lehimlerin alttan ısıtmak suretiyle üzerine sadece değdirerek ısıtıyorum arkadaşlar. Farklı bir şey yapmıyorum. Bu konnektörü boşalırken dikkat edeceğim bir şey. Bütün ayakların eridiğinden emin olacağız. Parladığını göreceğiz. Şöyle de bastıralım hafiften. Destek verelim. Tamam. Bakın baloncuklar çıkmaya başladı. Şöyle yoklayarak şu bölüme kaydıracağız. Veya dışarı atacağız. Dışarı atarsak havaya düşer erir arkadaşlar. Onun olmaması için bunu boşa çıkmış. Şu şekilde kaktırarak. Tamam, ortadan değil yalnız. Ortadan ittirmeyin. Yamulma ihtimali var. Şöyle çıkmıyorsa iki taraftan iki bacağıyla cımbızımızı da itekleyebiliriz. Şu şekilde bu bölümü aldık. Artık konnektörümüz boşta. Bu konnektörü tutup aldık. Hurdadan diyelim. Artık arızalı bölümdekini de söktüğümüzü farz edin. Şu şekilde buraya kendi lehimizi ister geçeriz ister geçmeyiz zevk sizin. Buraya kendi lehimizi geçip düzlediğimizi farz edelim. Ve montajını yapalım arkadaşlar. Konnektörümüzü aldık. Filmin üzerine getirdim. İlk önce bir dakika ayarlayalım. Böylelikle küçücük bir konnektör değişimiyle ekranı kurtarmış olabiliriz. Ara filmi kurtarmış olabiliriz. Şöyle hafif ılıklansın zemin. Havadayım. Şu an basmıyor. Havyamızın ucuna. Şöyle bir getiriyorum öncelikle malzememizi. Göz kararı koydum. Şimdi hafiften basıyor. Daha lehimlerin erimesini şey yapmadan. Bakın şurada lehim ayakları birleşmiş. Görüyorsunuz. Bu kısa devre sebebi. Yapacağımız işlemin çalışmama sebebi. Önce onu düzeltelim. Hemen ne yapıyorum? Şöyle görüntüyü ayarlayalım. Siz de görün. Havyayı gezdirmem yeterli. Şöyle flaksımız verelim. Flaksımızı verelim arkadaşlar. Flaks olmazsa olmazımız. Şöyle düzledim sadece. Farklı bir şey yapmadım. Olan lehimle idare edeceğim. Zaten var. Şeye gerek görmüyorum. Siz söyleyin. Tinerle bir temizlik yapıp orada kirfas kalmasın. Ve flaks dökeceğim tekrar da.
Havyamı ayarlıyorum. Ekranı aldım. Köşeden köşeye üzerine ağırlık koymak suretiyle yerleştirdim. Ve konnektörü tekrar getiriyorum arkadaşlar. Kontrolüm. Hizalamasını şeyin üstünde yapacağız. Şurada yapacağız. Hafiften ılıtmasını havada tutuyorum. Bak şu anda yere değmiyor. Şöyle. Yerleştirme işlemini yapacağım. Bir taraftan bir elimle tutarken diğer elimle de görüntüyü de netleyelim. Sadece hizalamasını yapıyorum. Şöyle yerleştirelim. Ufak bir dürtmeye ihtiyacı var. Hem bu tarafa yakınlık mesafesi, kenar boşluk mesafesi hem de birebir ayakların kafa kafaya denk gelmesi açısından bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hepsinin eridiğini emin olduktan sonra, eridiyse zaten yapışmıştır. Şöyle netleyelim. Ve havaya kaldırmak suretiyle işimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işin doğruluğunu teyit edeceğiz. Önce bir flak tinerle yıkayalım ve kontrol edelim sevgili dostlar. Hemen. Şöyle. Görüntüyü de netlemeden önce bir tinerimizi silelim, netleyelim. Bakalım herhangi bir ters var mı? Şurada flak kalıntısı var. Temizleyeceğiz şimdi. Görüyorsunuz. Yaptığımız işi mutlaka kontrol edeceğiz. Doğruluğunu emin olacağız arkadaşlar. Gördün mü? Bak. Daha da yakın çekin bakalım. Kendi lehimini geçebilirdin de geçmeyebilirdin de. Ben bu sefer geçmedim. Görüyor musun? Bütün ayaklar net bir şekilde kaynak olmuş arkadaşlar. Konnektör ekran filminde ve ara filminde konnektör yenileme ve değişim işlemi bu şekildeydi sevgili dostlar. Şayet şurada sallıyorum birkaç ayağın basmadığını gördün. Buraya havyanı değdirmek suretiyle, lehim eklemek suretiyle yapabilirsiniz. Herhangi bir terslik yok. Her şey yolunda. Gayet fıstık gibi olmuş. Sizler de görüyorsunuz sevgili dostlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.